Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben İsmail Hocanız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Gençler, bugün artık ikinci dereceden denklemlerin son konusundayız. Son konumuz karmaşık yani parantez içerisinde kompleks sayılar olacak. Evet. Gençler kompleks sayılarla alakalı şimdi birazdan anlatacaklarımız beyninin bir köşesinde kalsın. Tamam? Çünkü Karmaşık sayıların ne olduğunu daha iyi anlarsak en azından yapacağımız işlemler daha anlamlı olacaktır. Ee, bir önceki videonun son kısımlarında da belirtmiştim eskiden karmaşık sayılarla alakalı böyle 200-250 sayfalık faziküller falan vardı arkadaşlar böyle çok iyi hatırlıyorum. Yayın ismi vermem doğru olur mu bilmiyorum ama battı gitti sanırım onu da bilmiyoruz. Celal Aydın yayınları falan vardı böyle karmaşık sayılar faziküller vardı 200-250 sayfalık. Hepimiz onlarla çalıştık hepimiz onlarla gördük öğrendik ama Hani dedik ya eskiden çok fazla konuya sahipti. Şimdi 3 sayfaya sığdırılabilir bir potansiyeli var arkadaşlar. Ama her sene ve her sene mutlaka bir tane soru çıkıyor. Hatta bu sene 2023'te 2 tane soru çıktı sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla bizim için mühim bir konu. Bu sene 2 tanesinin çıkması, iki tane çıkmasının sebebi limit türev integralin olmayışıydı. Ama her sene bir tane garanti soruluyor, fix soruluyor. Ve bundan soru kaçırmanı tabii ki istemiyoruz. Bundan kaynaklı çok iyi dinliyorsun. Halin hatırını sormayı unuttum ama umarım iyisindir. Ee, hastaysan, böyle biraz kırgınsan, mutsuzsan falan merak etme bu ders senin moralini yerine getirecek. Yani ben moralini yerine getireceğim öyle söyleyeyim. Evet karmaşık yani kompleks sayılar diyoruz sevgili arkadaşlarım. Başlıyoruz konumuza abone olduysan ve videoyu da beğendiysen tabii ki buyur dersimize girelim. Evet ikinci dereceden denklemlerin beşinci dersinde karmaşık sayılardayız. Önce sevgili arkadaşlarım şöyle biraz yaklaştırmamız gerekiyor sayfamızı bu sayfayı yaklaştırdıktan sonra da biraz beni dinleyin bakalım. Şimdi ben burada aynen şu cümleleri belirtmişim. Demişim ki bakın gençler cebrin esas teoremi der ki en ince dereceden bir polinomun en adet kökü vardır. Ha şimdi dur üçüncü derecedense üç tane mi kökü olacak yani aynen öyle. Yani ikinci derecedense iki tane kökü olacak. 6. dereceden ise 6 tane kökü olacak gibi. N. dereceden bir denklemin polinomun en tane kökü vardır. Teoremin, teorem arkadaşlar bu cebrin esas teoremi demiştik ya. Teoremin anlamıysa biz sembolik mantık derslerinde öğrendik. Neydi arkadaşlar? Kanıtlanabilen bilimsel önerme demiştik. Şimdi madem kanıtlanabilen demek ki kanıtı var. Demek ki yukarıda bahsedilen cümle kanıtlanabilir. E peki o zaman biraz sorgulamaktan da zarar gelmez diyoruz. Hadi biraz sorgulayalım. Şimdi şuradaki kısma bakacak olursak ben sana o kısmı biraz daha yaklaştırmak istiyorum. Şimdi demiş ki denklem derecesi ve kökleri. Arkadaşım ilk denklemimize bakacak olursak bu denklem birinci dereceden bir denklem. Yukarıdaki teoreme göre bir tane kökünün çıkmasını bekleriz. E, derecesi 1'di. E, köküne 2. Kaç tane kökü var bak? Bir tane kökü var. Doğru mu? x eksi 5 bu birinci dereceden bir e, denklem yine. Derecesi kaç? 1 onu yazdık. E, kökü de 5. Beş. 5'i e, yazarsan sıfır olur. Dolayısıyla bir tane kökü var. Bak bir tane. Tamam. Burada yine bir tane. Pekala şimdi üçüncü denklemimize bakalım. Bu ikinci dereceden bir denklem. Göründüğü üzere. Derecesi 2. Peki kökleri ne? Eksi 2 ve artı 2. ha iki tane. Güzel. iki tane bulduk. Tamam bir tane bulduysam eksik bulmuşumdur. Tamam. Üç tane bulduysam fazla bulmuşumdur. İki tane kökü olacak. E şimdi ikinci dereceden bir denklem daha. X kare eşittir sıfır. Bunun e, ikinci dereceden olduğunu biliyoruz biz. Kaç tane kökü var? İki tane. Biri sıfır. Öteki de sıfır. Hatta biz bu duruma ne diyorduk? Çakışık iki kök. Değil mi bak? Delta sıfır eşit muhabbeti vardı hatırlıyorsan ikinci dereceden denklemlerde. Çok fazla değil. 2-3 video önce söyledik. Delta sıfır eşitse birbirinin aynısı olan iki tane reel kök var. Bak bunlar da sıfır ve sıfır. Yani yine iki tane kök bulmuş olduk biz. İstenilen gerçekleşti. Peki. X kare artı 1 eşit sıfır. Şimdi zamanında Fransız matematikçiler, sevgili arkadaşlar. Tabi e, yukarıdaki teorem bir gerçek. Ama bu da ikinci dereceden bir denklem. İki tane kök bulacağız. Şimdi x kare artı 1 eşit 0. İki tane kökü var. E tamam eyvallah. Hadi çözelim x kare artı 1'i karşıya atsam eksi 1 gelir. Lan bir dakika. Karesi negatif olan yani eksi 1 olan herhangi bir reel sayı yok. Bak reel sayı yok. E şimdi adamların zamanında da tabii şöyle düşünün. Hani biz şu an biliyoruz bir şeyler ama. Diyoruz yani delta sıfırdan küçük reel kök yok. O zaman karmaşık iki tane kök vardır diyeceğiz. Fakat şöyle bir durum söz konusu. E, o zamanlar karmaşık sayı diye bir şey. Bir kavram yok. Kompleks sayı yok. Sanal sayı birimi yok. E, tabi matematik genel itibariyle ihtiyaç halinde farklı şeylerin türetilmesiyle oluşturulmuştur. Yani aslında bakarsan e, uydurma bir şey. Ya e, tabi bu kadar uydurma bir şeyi e, birbirini destekler nitelikte uydurursanız işte o zaman bilime, bilimi destekleyen bir şey haline geliyor. Yani e, efsane derece mantıklı bir şey haline geliyor. Matematik tamam mantıklı çok güzel ama tabii ki uydurma arkadaşlar. Bu uydurulan şeylerin de kanıtlanabilmesi falan çok güzel aslına bakarsan. Yine tabii uydurulan şeylerle kanıtlanıyor. Ya yani orası biraz meçhul. Orası biraz karmaşık. Şimdi gençler çok fazla beyninizi bulandırmak istemiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Adamlar şunu söylüyor. Diyor ki Lan demek ki bu denklemi çözümünü yapabilmek için bizim bulduğumuz sayılar yetmiyor. O zaman demek ki eksik bulmuşuz. Şimdiye kadar bulunan sayılar, şimdiye kadar bulunan sayı kümeleri bu denklemin çözümünü yapmaya yetmiyor. Demek ki eksik var. Bu eksiği neyle tamamlamamız lazım? E tabi koskoca reel sayılar kümesi kurulmuş ve bu reel sayılar kümesinde hiçbir sayının karesi negatif olmuyorsa o zaman karesi negatif olan bir sayıya ihtiyacımız var diyorlar ve bir i sayısı tanımlanıyor. i sayısı kök eksi 1. O halde i'nin karesi ne olur arkadaşlar? Tabii ki eksi 1 olur. İşte bu tanımlanan sadece ama sadece i sayısı yani kök eksi 1 sayısına sanal sayı diyoruz sanal. Şimdi bir tanesi real yani gerçek diğeri sanal oluyor. Ee, reel sayıları tabii ki biz sayı doğrusu üzerine serpiştiriyoruz ve sayı doğrusunun tamamı bize reel sayıları veriyor eyvallah. Fakat şöyle bir durum var. Bu karmaşık sayı yani sanal sayı e, reel sayı ekseninde gösterilemez. Adı üstünde sanal sayı. Aslında olmayan bir sayı. Karmaşık sayı olmayan bir sayı. bir ee, sadece bizim düşüncemizde olan bir sayı. Tamam. Şimdi Yine biraz daha girersem kafan karışabilir diye ben devam edeyim. Yukarıdaki son satırda verilen denklemin yani şu denklemin köklerini bulmak şimdiye kadar öğrendiğimiz reel sayılar tabanlı işlemlerle imkansız. Çünkü e, karesi eksi bir olan bir sayı yok. Peki bu mümkün mü arkadaşlar? İşte mümkün olmadığı için de biz ne diyoruz? i kare eşittir eksi 1 sağlayacak biçimde biz i eşittir kök eksi 1 sayısını türetiyoruz. Demek ki şimdiye kadar öğrendiğimiz en geniş sayı kümesi olan reel sayılar kümesi bu denklemin çözümüne yetmiyor. O halde yeni bir küme tanımlamanın zamanı geldi. Şimdi biz bu kümeyi e, i kare eksi 1 olacak biçimde i kök eksi 1 demiştik ya. Biz bu sanal sayı birimimiz olacak arkadaşlar. Bir birim bu. Z karmaşık sayısı da A artı i biçiminde tanımlanacak. Buna karmaşık sayı. Burada kompleks sayıların C'si ile göstereceğiz. Ve unutma ki Matematikte her sayı bir önce bulunan sayı kümesinden esinlenerek tüketi, türetilmiştir. Burada A ve B ne olacak? Reel sayılar olacak. Ve ben buradaki A artı iB e, ye karmaşık sayı diyeceğim. Şimdi öncelikle z eşittir A artı iB dedik ve buradaki A ile B hani A ile B hani reel sayıydı ya. Şimdi. O zaman biraz daha kurcalayalım. Şimdi ben burada Madem A ile B real sayı A'yı 2 seçerim. B'yi de 3 seçerim. 2 artı 3 iyi bir kompleks sayı olur. Değil mi? Mesela burada A'yı eksi 3 seçsem. B'yi de 1 seçsem. Eksi 3 artı i yine bir karmaşık sayı. Gayet olur. Neden olmasın? Şimdi madem real sayı seçiyorum. ben A'yı 0 seçeyim. B'yi de 4 seçeyim. 0 artı 4 i ki bana 4 i'yi verir. 4 i de o halde bir karmaşık sayıdır denilebilir. Bak 3 tane karmaşık sayı türettim ha, durduk yere türet, türetip duruyoruz. Sonsuza kadar türetebilirsin. Çünkü sonsuz daireler sayı var. Peki ama şunu atlamayalım. Ben burada a'yı 4 seçersem ve b'yi 0 seçersem o zaman ne olur? 0 çarpı i yani 0'dır. Dolayısıyla 4 dediğimiz sayı da bir karmaşık sayıdır. Hmm, bak bu ilginç. Bu güzel. Şimdi biz e, buralara gelene kadar matematikte hep ne dedik? bütün sayı kümelerini kapsayan sayı kümesi reel sayılardır dedik değil mi? Hatta bir sürü şema falan çözdük işte sayma sayıları, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, dışarıda bir irrasyonel sayılar var. Bunun en büyüğü de reel sayılar diyorduk. İşte reel sayıların da büyüğü var ve biz bu en büyük kümeye karmaşık sayılar diyeceğiz. Bütün sayı kümelerini kapsayan küme karmaşık sayılardır sevgili gençler. Burada dikkat edilmesi gereken şey her reel sayının aynı zamanda bir kompleks sayı olması. Bak 4 sayısı gibi. Bu da bir reel sayı aslında ve bu bir bu da bir kompleks sayıdır. Her reel sayı kompleks sayıysa demek ki reel içeride kompleks dışarıda olacak. Pekala. Şimdi z eşittir a artı i sayısı için diyorum. A artı i sayısı için a bizim bu karmaşık sayımızın reel kısmıdır diyoruz. Reel kısım. Ve b de imajiner kısım. Bak İmajiner kısım diyorum ya. Bu imajiner kısımda sevgili arkadaşlar i'yi katmıyorum olan yerine içerisine. A reel kısım, şuradaki B yalnızca B o da imajiner kısımdır diyorum. Mesela Z e, 5 3i sayısı için şu ne demek? Z'nin reel kısmı demek reel kısmı. 5'tir arkadaşlar. İmajiner kısmı da 3'tür diyeceğim. Bu kadar. 5 ve 3. Bak 3i değil. Bazen öğrenciler yanılıyor diyorum ki imajiner kısmı ne bunun 3i, 3i değil. Bunun imajiner kısmı 3 arkadaşlar. Tamam Unutmayın. Şimdi devam. Yukarı doğru çıktık. Örnek 44'e bakalım. Şunları bir dolduralım. Alıştırma niteliğindedir. 44. örneğimizdeyiz. Demiş ki Z1'in reel kısmı, reel kısmı 2, imajiner kısmı 3, değil mi? Pekala. Z2'nin reel kısmı bak şaşırma, reel kısmı bu sefer burada 5 ve e, imajiner kısmı da 2 olacaktır. Z3'ün reel kısmı 6, imajiner kısmı eksi 1. Bak buradaki eksi i, yani eksi 1 kere i'den eksi 1 olmuş. Z4'ün reel kısmı eksi 1, imajiner kısmı 1 diyebiliriz. Z5'in reel kısmı, reel kısmı yok bak gördüğün üzere. Olmayan şey matematikte sıfırdır biliyorsun. İmajiner kısmı 2'dir. Z6'nın reel kısmı 13'tür. İmajiner kısmı iyili kısmı olmadığı için bu sefer imajiner kısmı sıfırdır diyeceğiz sevgili gençler. Evet devam edelim 45. örneğimizde. Kök eksi 9 artı küp kök eksi 27. Şimdi arkadaşlarım ben şuradaki kök eksi 9'u şu biçimde yazabilirim. Kök 9 çarpı kök eksi 1 biçimde tabii ki yazabiliriz değil mi? O halde artı diyorum küp kök içerisinde bu eksi 27 dediğim sayı eksi 3'ün küpüdür aslına bakarsan. Ve ben bunu bu şekilde ifade edebilirim. Kök 9 dediğim şey 3'tü. E, kök eksi 1 de biliyorsun iyiydi. Artı şununla şunu götürürsem tek oldukları için direkt götürebilirim ve buraya da eksi 3 yazarım. O halde bizim z karmaşık sayımız ne oldu? Eksi 3 artı 3 iyi olmuş oldu. Bizden ne istenmiştir? Real ve imajiner kısımlarını bulunuz demişti. Z'nin real kısmı 3'tür ve imajiner kısmı 3 değildir. 3 değildir. Eksi 3'tür değil mi? Eksi 3 burada bak. Eksi 3'tür ve imajiner kısmının içinde şu m düzgün yazalım. İmajiner kısımda sevgili arkadaşlar. Nedir? Tabii ki 3'tür diyeceğiz. 46. örneğimize bakalım şimdi sizle beraber. Z karmaşık sayısı eşittir. E kök 16'nın zaten biliyoruz bunun 4 olduğunu. Şu kısmı nasıl yazarım ben? Kök 16 çarpı kök eksi 1 diye yazabilirim değil mi? Kök 16 nedir? 4'ün ta kendisidir. Artı diyorum 4. E kök eksi 1 de iyiydi. 4 artı 4 i geldi. Şimdi bunun reel kısmı kaç arkadaşlar? 4. İmajiner kısmı ne? E, o da 4 hocam. O halde 5 kere 4 20 yapar. Eksi 2 kere 4 8 yapar. 20'den 8'i çıkarırsak doğru cevabın 12 olması gerektiğini tabii ki söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla. 47. örnekteyiz. x kare artı 25 eşit 0. Bu denklemin kompleks sayılardaki çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi x kare artı 25 için ben 25'i karşıya atarsam eksi 25 gelir değil mi? Hatta bunu şöyle alalım ve şuraya çözelim. Düzenli olsun. Ee, ben bunu çözebilmek için her iki tarafın kare kökünü alırım. Böylelikle x karenin kare kökü eşittir. Kare kök içerisinde eksi 25 olacaktır. Şimdi x karenin kare kökü dendiği zaman direkt 2 ile bu kare kökü götüren arkadaşlarım varsa hala onlar bir dursunlar. Bu kare ile kare kök birbirini götürür ama dışarı x diye çıkmaz burası. Mutlak değer x diye çıkar. Eşittir kök içerisinde eksi 25 dedik. Şimdi ben bunu 25'in karekökü çarpı kök içerisinde eksi 1 biçiminde ifade ederim. E, kök içerisinde 25 biliyorsun ki 5'tir. E, kök eksi 1'in de i olması gerektiğini biliyoruz. Yani o zaman, o zaman mutlak değer ikisine oldu? 5i olmuş oldu. E, bu durumda ben bu mutlak değerli ifadeyi nasıl çözüyordum? x ya 5i'dir ya da eksi 5i'dir diyoruz. Bunun çözüm kümesi de bak iki tane kökümüz geldi. Niye? Çünkü ikinci derecedendi değil mi? Çaktın köfteyi aldın mesajı. Eksi 5'i ile artı 5'i benim köklerimdir diyeceğim. Çözüm kümemizde birbirinden farklı iki tane eleman olduğundan iki tane eleman çıktı sevgili arkadaşlar. 48. örnek. x kare eksi 4 x artı 8 bu denklemin kompleks sayılardaki çözüm kümesi ne bulunuz demiş. Şimdi normalde çarpanlarına ayırıyorduk biz. Bunun x'e x'e yok. E ne ne altyayacağız? hemen deltasına bakalım. Delta eşittir. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 8 dedim. Şimdi 16'dan 32'yi çıkardığınızda geldi eksi 16. Normalde delta 0'dan küçüktür deyip reel sayılarda çözüm kümesi boş kümedir deyip geçiyoruz 49. sorumuza dememiz gerekiyordu. Değil mi? Ama öyle bir şey yok. Artık ben kompleks sayılardaki çözüm kümesini bulmayı biliyorum. Aynı diğer e, taraftaki kök formülleri geçerli olacak. Yani Birinci kök ve ikinci kök eşittir eksi b artı veya eksi kök delta bölü 2a bana kökleri yine verecek. Şimdi madem öyle gelin şuna bakalım. Birinci kök diyelim eksi b yani eksi eksi 4'ten artı 4 yaptı artı kök delta diyelim yani eksi 16'nın kare kökü bölü 2a a'sı 1 olduğu için burayı da 2 yazdım. Şimdi... Şu kök, kök eksi 16 demek ne demek? E, 4 diye çıkar. Bir de i'miz kalır. 4 artı 4i bölü 2 yaptı. E bu da 2 ile sadeleştirilirse 2 artı 2i'nin ta kendisi gelir. Şimdi güzel kardeşim. Birinci kökümüz bu ya. İkinci kökte şunun eksilisiydi. O halde diğer kökte bak. x1 2 artı 2i oldu. O zaman x2 ne olacak? 2 eksi 2i olacak. Çözüm kümesi istenmişti. Çözüm kümemize de bunları yazabilirsin. 2 eksi 2i'ye 2 artı 2i benim çözüm kümemdir diyebilirsin. Şimdi devam edelim bakalım bir. Ee, diğer sayfam ile diğer sayfamızda sevgili arkadaşlar. Bu sanal sayı biriminin kuvvetleri var. Burayı da dikkatli dinle. i sayısı kök eksi 1 olmak üzere. Zaten i üzeri 1'in i'ye eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi i karede biliyorsunuz şunun karesi olduğu için eksi 1. Şimdi tamamını şundan bunlardan türetebilirim ben. Nasıl türeteceğim? i küp demek i üzeri 1 ile i karenin çarpımı demektir biliyorsun. Madem öyle i ile eksi 1'i çarparsan eksi i gelir. i üzeri 4'ü de direkt i karenin karesini yani eksi 1'in karesini alarak elde ederim. Eksi 1'in karesi de 1'di. Şimdi ben şu 4'ünü biliyorsam artık geri kalan sonsuz tane kuvveti de hesaplayabilirim. Hatta daha basit şekillerde de hesaplanabilir i üzeri 5 demek biliyorsun. i üzeri 1 ile i üzeri 4'ün çarpımıdır. Ve 1 ile i'yi çarparsam i gelir. i üzeri 6 i kare ile i üzeri 4'ün çarpımıdır. Yani yine eksi 1'dir. i üzeri 7 i küple i üzeri 4'ün çarpımıdır. Yani yine eksi i'dir. Ve i üzeri 8 bunun karesidir. Dolayısıyla yine 1'dir. Ve dikkat ettiysen artık şuna. Şuna dikkat edelim. Şunla şu. Hemen bunla bu. Ve bu. Hemen altındaki bununla bu ve hemen altındaki bununla bu birbirine eşit geldi. Şimdi demek ki dörtte bir tekrar olayı var. Dörtte bir tekrar ediyorsa artık i e üzeri 9 da i'dir. Burası eksi 1'dir, burası eksi i'dir ve burası artı 1'dir denilebilir. Ve ben artık burada şunu söyleyebilirim. Gençler. Dikkat ettiysen 1, 5, 9 gibi sayılar 4'ün katından 1 fazla olan sayılar. Ve ben Üssü 4'e böldüğüm takdirde kalan 1 oluyorsa artık burası i üzeri 1'e eşittir. Burayı ben üssü 4'e böldüm kalan 2 oluyorsa artık bu i kareye eşittir. Üssü 4'e böldüm kalan 3 oluyorsa i küpe ve üssü 4'e böldüm kalan 0 oldu. Dolayısıyla i üzeri 0'a yani 1'e eşittir diyeceğim. Bu neydi? Eksi i'ydi. Bu eksi 1'di ve bu da i'nin ta kendisiydi diyebilirim. Tamamen üstü 4'e bölüyoruz kalana bakıyoruz. Başka hiçbir şeye ama hiçbir şeye değil. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. 49. örneğimizi incelersek daha iyi anlayacağız. 97 sayısı 4'le bölümünden kalan 1 olduğu için i üzeri 1'e eşittir yani i'ye. 101 sayısı yine 4'le bölümünden kalan 101'in 1 olduğu için i üzeri 1 yani i'ye eşittir diyeceğim. 123 sayısının 4'le bölümünden kalan 3 olduğu için i küpe eşittir yani eksi i'ye eşittir diyeceğim. 14 sayısının 4 ile bölümünden kalan 2 olduğu için i kareye yani eksi 1'e eşittir diyeceğiz. Bir de şurada pozitif var ona da bakalım. 40'ın 4 ile bölümünden kalan 0 olduğu için i üzeri 0 yani 1'e eşittir dedik. Şimdi gelin şu negatiflere bir bakalım sizle beraber. Negatif olunca ne yapacağız? Çok basit. Negatif kuvveti 4'ün bir katını ekleyerek çünkü 4'te 1 tekrar ediyoruz ya. 4'ün bir katını ekleyerek pozitif yapacağız. Mesela eksi 17'ye ben direkt 20 eklersem i küp olur. i küp de eksi i'ydi. Eksi 11'in üzerine 12 eklersem i üzeri 1 olur. Yani i gelir. Eksi 20'nin üzerine 20 eklersem i üzeri 0 yani 1 olur diyeceğim. Bu şekilde i'nin kuvvetlerini de düşünebiliriz sevgili gençler. Ve evet, devam ediyoruz. Önümüzdeki notla sanal sayı biriminin tam sayı kuvvetlerinden seçilen... Herhangi ardışık 4 tane karmaşık sayının toplamı daima sıfırdır diyorum arkadaşlar. Sıfırdır. Peki neden? Şimdi yukarıdaki e, şu tablomuza bakacak olursak, Mesela ardışık dört tane ilk dördünü seçtim varsayalım. I, eksi I, eksi 1 ve 1 olduğu için toplamı sıfırdır. Veya siz şuradaki dördünü de seçebilirsiniz. Bakın şöyle yaptım. Ardışık 4. Bak 3, 4, 5, 6. kuvvet. Eksi i artı i. Eksi 1 artı 1. Yine 0 gelmek. Zorunda veya şuradaki 4'ünü seçin yine fark etmez i eksi i eksi 1 artı 1 geleceği için 4'te 1 tekrar ettiği için ardışık 4 tane seçildiği takdirde toplamlarının bunların 0 gelmesi kadar doğal bir şey yok zaten Dolayısıyla bu şuradaki uyarı buradaki not bize hangi soruları doğurur örnek veriyorum i'nin küpünden başlar. i üzeri 4, i üzeri 5'ler artı nokta 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 i üzeri 127 diyelim mesela. Bu toplamın sonucu kaçtır diye sorular sorulabilir. Soru bankalarında özellikle çok görürsünüz bu soruları. Peki biz bu soruları nasıl çözeceğiz? Öncelikle 127'den 3'e kadar kaç tane sayı var onu bir bulalım. 127 eksi 3 artı 1 tane sayı var. Yani 124 artı 1'den 125 tane sayımız var. 125'ten önce 4'e bölünebilen sayı nedir arkadaşlar? 124'tür artı 1 dedim. Şu 124 tanesi 4'erde gruplara ayrılabildiği için toplamları daima sıfırdır. Kalan bir tanesinin sonucuna bak diyor. Yani ardışık 124 tanesi. Mesela şuradan başladım. En sağdan başladım. Şuraya kadar 124 tane sayı var. Geriye sadece ekip kaldı. Cevap eksi i olacak. Veya sen ilk 124 tanesini elersin. Şurada kalan i üzeri 127 127 bana cevabı verir dersin bu da 127'nin 4'te bölümünden kalan 3 olduğu için i üzeri 3'e yani eksi i'ye eşittir diyebilirsin sonuç hiç sekmez her zaman bu gelir dolayısıyla hani bak ortadakini bir tanesini bırak geri kalanlarını topla demiyorum ardışık olanları toplayacağız lütfen tamam dolayısıyla cevabımız bu, bu şekilde gelir bu tarz soruları doğurur buradaki uyarı ve bu uyarıya nazaran biz bu tarz soruları çözebiliriz bunda sıkıntımız yok Karmaşık sayıların eşitliği, eğer sevgili gençler, bir z karmaşık sayısı a artı ib ve v karmaşık sayısı da c artı id olarak verildiğine göre, burada eğer z ile v birbirine eşitse reel kısımlar reel kısımlara ve karmaşık kısımlarda karmaşık kısımlara, yani imajiner kısımda imajiner kısma eşit olacak sanal kısımlar AC'ye ye D'ye eşit olacak dedik. Mesela 50. örneğimize bir bakalım sizle birlikte. Şöyle yapalım sayfamıza sığsın örneğimiz. Şimdi arkadaşlar z karmaşık sayısı böyle verilmiş. Bunun reel kısmı 4. V karmaşık sayısı da bu şekilde verilmiş. Bunun reel kısmı da x artı y. Tabi karmaşık yani imajiner kısmı eksi x artı eksi parantezine x artı 3y. Bunun karmaşık sayısı da eksi 2. Z ve Y eşitse x kare eksi Y kaçtır diye sorulmuş. Şu sarı kısım yani x artı Y'nin ben 4'e eşit olduğunu görüyorum. Diğer yandan da şunu içeri dağıtırsam eksi x eksi 3 y'nin de sevgili arkadaşlar eksi 2'ye eşit olduğunu görüyorum. O halde ben şunu alıp şunun altına yazarsam ve taraf tarafa toplarsam eğer eksi x ile artı x'in gittiğini görüyorum. Eksi 3 y ile y'yi topladım eksi 2'ye. Eksi 2 ile 4'ü topladım 2 geldi. Böylelikle y'nin ben eksi 1 olması gerektiğini anladım. Eğer y eksi 1 ise tabii ki burada x kaç olacaktır? 5. Şimdi burası neymiş? 5. 5'in karesi 25. Eksi y'de eksi 1 gelmişti. Eksi eksi 1 artı 1 yapar. Demek ki burası 26 geliyormuş sevgili gençler. 50. örneğimizi bitirdik. Sağ üst taraftayız arkadaşlarım. Karmaşık sayılarda 4 işlemdeyiz. Şimdi z eşittir a artı ib ve c de c artı id olsun diyoruz. Z ile V'nin toplamı reel kısımlar bir arada toplanıyor. Yani A artı C ve imajiner kısımlar da bir arada toplanacak. I parantezinde B artı D diyebiliriz. Z'den V'yi çıkarırsam aynı şekilde A'dan C'yi çıkarırım. Ve I parantezinde B'den D'yi çıkarırım diyorum. 2 Z ile V'nin toplamı 2 A. 2 A. Bunun reel kısmı C idi. Ve artı i parantezinde 2b artı d diyeceğim. Bak bunu 2 ile çarptım ve bununla topladım. Z ile V'nin çarpımı A artı İ ile C artı İ de komple çarpılır. Tek tek aynı normal bildiğimiz reel sayılardaki gibi bununla bunu bununla bunu bununla bunu bununla bunu, bunu çarpıp yazacağız sevgili arkadaşlar. Tamam. Daha sonrasında Z kare dediğimiz şey A artı İ B'nin bildiğimiz karesidir. Ya da A artı İ B ile A artı İ çarpımıdır da diyebilirsin. Z bölü V de A artı İ B'nin A artı İ B'nin normal C artı İ oranıdır diyeceğiz. Tabi e, bu oranla alakalı yani bölme ile alakalı biraz daha detaylı işlemler yapacağız. Çünkü burayı eşlenik kavramını öğrendikten sonra eşleniyle falan genişletmemiz gerekiyor. Sonuç olarak biz reel sayılardan ne diyorduk? E, payda da köklü ifade bulunmasın istiyorduk. E, buradaki i dediğimiz sayı kök eksi 1 olduğuna göre bu kök eksi 1'i de buradan yok etmemiz şart. 51. örneğimize bir bakalım. Z 2 artı i ve v de 3 artı 2 i olduğuna göre aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını karşılarına yazınız demiş. Z artı v 2 ile 3'ü topladım 5. 1 ile 2 i'yi topladım 3 i yaptı. Z'den v'yi çıkar demiş. 2'den 3'ü çıkardım eksi 1. i'den 2 i'yi çıkardım eksi i geldi. 2 z şimdi 2 z nedir arkadaşlar? 4 artı 2 i'dir. 2 v de pardon 3 v de bu da 9 artı 6 i'dir. Şimdi 2 z'den 3 v'yi çıkar demiş. 4'ten 9'u çıkardım eksi 5. 2 i'den 6 i'yi çıkardım eksi 4 i diyeceğim. Z ile V'nin çarpımı yani 2 artı I ile 3 artı 2 I'nin çarpımı 2 kere 3 6 daha sonrasında 2 kere 2 I 4 I sonra I kere 3 3 I yapar ve son olarak I kere 2 I 2 I kare yapar. Şimdi buraya dikkat Burada 4i ile 3i'nin toplamı bize 7i'yi verdi. Bunda sıkıntı yok. i kare dediğim şey eksi 1'dir. 2 kere eksi 1 eksi 2'dir. Burada 6 var. Burada eksi 2 var. 6 eksi 2 daha 4 yapar. Demek ki 4 artı 7i gelir derim. Bunların çarpımının sonucu. Devam. Devam bakalım. Z bölü V demiş. Buraya dikkat. Direkt 2i. 2 artı i bölü. 3 artı 2i diyeceğim. Şimdi buraya birazdan bir kez daha döneceğiz. Z bölü V'ye z kare artı v demiş. Şimdi ben 2 artı i'nin karesini bir alayım önce. Çünkü z'nin karesini al demiş. Birincinin karesi 4. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı ve artı ikincinin karesi i kare. i kare neydi? Eksi 1. Eksi 1 4 daha kaç yapar? 3 yapar. 3 artı 4 geldi burası. 3 artı 4 z'nin karesiydi. Buna w'yu ekle demiş. Yani 3, 3 daha 6 yapar. 2i 4i daha 6i yapar. Böylelikle 6 artı 6i'yi elde ettik sevgili gençler. Şimdi gelelim karmaşık sayıların eşdeğine. Arkadaşlar bu kısımda iki karmaşık sayı burası çok önemli. Toplandığında ve çarpıldığında sonuç eğer reel sayı oluyorsa bak karmaşık sayı iki tane karmaşık sayıyı topladım ve aynı karmaşık sayıları çarptığım sonuç eğer bir reel sayı oluyorsa bu iki sayıya birbirinin eşleniği diyorum. Z karmaşık sayısının eşleniğini şu şekilde Z'nin üzerine bir çizgi çekerek gösteriyorum. Buna da Z'nin eşleniği diye okuyorum. Z eşittir A artı İB ise Z'nin eşleniği sevgili arkadaşlarım A eksi İB olur. Yani artı iken burası eksi olacak. Sadece ama sadece i'nin kat sayısını değiştireceksin. A eksi i b'nin eşleniği de a artı i olacaktır. Dolayısıyla z'nin eşleniğinin eşleniği daima z'yi verir bana. Ve burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Z ile eşleniğini çarparsam yani a artı i b ile a eksi i çarparsam. Bak a ile a'yı çarptım a'nın karesi geldi. Daha sonrasında a ile eksi i b'yi çarptım eksi a b i geldi. i ile a'yı çarptım artı a b i geldi. Ve ib ile eksi ib'yi çarptım. Eksi i kare b kare geldi. Peki i kare neydi? Eksi 1. Eksi eksi 1 ne yapar? Artı 1. Bir. Şunlar birbirini götürdü. Geriye sadece a kare artı b kare kaldı. Reel sayılardan farklı olarak reel sayılarda biz a eksi b ile a artı b'yi çarpınca a kare eksi b kare diyorduk. Burada ise a eksi i b ile a artı i b'yi çarpınca gençler bak bu da iki kare farkı gibi. Ama burası ne oluyor? A kare artı b kare oluyor. Neden? Çünkü i karenin eksi 1 olmasından kaynaklı. Aman buna dikkat diyoruz. Şimdi bu eşlenik ise eğer artık eşlenik kavramını öğrendiğimize göre gençler. Ben bu 2 artı i bölü 3 artı 2 i'yi de eşleniğiyle genişleterek cevabı bulabilirim. 2 artı i ile 3 eksi 2 i'yi çarpıyorsunuz. Ve paydası ne oluyor? Bak 3 artı 2 ile 3 eksi 2 i'yi ben çarparsam ne gelir arkadaşlar? 3'ün karesi 9 artı 2'nin karesi 4'ten paydası 13 gelir. Demek ki üst tarafı çarpıp 13'e böldükten sonra ben z bölü v'yi de bulabiliyormuşum demektir. Pekala 52. örneğimize bir bakalım. Ne demiş bize? 4 eksi 2 i bölü yani 4 eksi 2 Burada z artı z'nin eşleniği bölü z çarpı z'nin eşleniği. Şimdi z buysa z'nin eşleniği nedir? 4 artı 2i'nin ta kendisidir değil mi? Pekala. Şimdi olay buysa z yani 4 eksi 2 i'ye ben z'nin eşleniği olan 4 artı 2 i'yi ekleyecekmişim. Bölü diyecekmişim. Z ile Z'nin eşleniğinin çarpımı yani 4 eksi 2 i ile 4 artı 2 i'nin de çarpımı diyeceğim. Şimdi üst tarafta eksi 2 i ile artı 2 i gitti. 4 4 daha 8 geldi. Alt tarafa bakıyorum. 4 eksi 2 ile 4 artı 2'nin çarpımı 4'ün karesi artı 2'nin karesiydi. Şimdi üst taraf 8 alt taraf ise 20'yi verir bana. 4 ile sadeleştirirsem 2 bölü 5 bana cevabı verecektir. Demek ki cevabım 2 bölü 5 olacakmış sevgili gençler. Evet artık hazırsak bu sayfayı da bitirdik. Şöyle sayfamıza uzaktan da bakalım biraz motive olalım. Sayfamız derli toplu dolu dolu Düzenli inşallah senin de sayfaların bu şekilde devam ediyordur. Evet Gayet güzel sakince bir ders işliyoruz. Yani çok güzel. Yani ben zaten bu ayete anlatma olayına, ayete matematik anlatma olayına bayılıyorum. Ee, sen de eğer benden dinlemeye bayılıyorsan zaten muhteşem bir ikili olmuşuz demektir. Ee, o yüzden sınava kadar da bu şekilde tadında sorularla, ÖSYM ayarında sorularla devam. Şimdi son artık yanlış hatırlamıyorsam 6 sorumuz vardı. Aynen. Artık son 6 soru. Bu 6 soruyu da çözdükten sonra arkadaşlarım yolumuza devam edeceğiz. Burada gördüğümüz 6 soru son senelerde ÖSYM'de sorulmuş sorular baz alınarak hazırlanmış sorular sevgili arkadaşlar. Ben sizler için bu şekilde hazırladım bunları. Dolayısıyla dikkat dinlemenizde fayda var. Ben sana uyarımı yapayım ne olur ne olmaz. 1 kare 1 olmak üzere 3z artı 2 eşittir. 4 çarpı z'nin eşleniği artı 21'i eşitliği sağlandığına göre. Bu z'nin kısmı kısmıyla imajiner kısmının çarpımı sorulmuş bize. Şimdi öncelikle ben z'nin ne olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla a artı ib diyerek başlayalım. Tabi z'nin eşleniği de burada ne olur? a eksi ib'nin ta kendisi olur değil mi? O halde 3 çarpı dedim. z dediğimiz şey a artı ib idi. Artı 2 dedim eşittir. 4 çarpı a eksi i b dedim z'nin artı 21 i'miz mevcut. Şu 3'ü ve 4'ü içeri dağıtacak olursak 3 a artı 3 b artı 2 dedim eşittir 4 a eksi 4 b artı 21 i dedim sevgili arkadaşlar. Burada sol tarafta i'siz kısım yani reel kısım 3 a artı 2 sağ tarafta i'siz kısım yani real reel kısım 4 aydı. 3A artı 2 bana neyi verdi? 4A'yı verdi. O halde 3A'yı sağ tarafa gönderirsem burada A kalır eşittir. Kaçmış? 2. A'nın 2 olması gerektiğini bulduk. Şimdi ne yapacağım? Artık iyili kısımlar yani imajiner kısımlara bakacağım. Sol tarafta imajiner kısmımız 3B idi. Sağ tarafta da imajiner kısmımız eksi 4B artı 21. Dolayısıyla bunu da yazalım. Eksi 4B artı 21. Eksi 4B'yi sol tarafa davet ettik. 7B oldu. 7B eşittir 21 ise B kaç olur? 3'ün ta kendisi. Şimdi A'yı 2 bulduk. B'yi de 3 bulduk. Benim Z karmaşık sayım ne oldu? A artı idi. E hocam 2 artı 3İ olmuş oldu. Real kısmı kaçmış? 2. İmajiner kısmı kaçmış? 3. İşte bunların çarpımı soruluyor. Doğru cevap 6'dır diyebiliriz artık son. 5 sorumuz. Devam ettim. 54 ile Sakarya ada bazarına, selam olsun. İ kare eksi 1 olmak üzere Z sayısı M artı M'i ve Z ile Z'nin eşleniğinin çarpımı da 32 imiş. Şimdi ben Z sayısıyla Z'nin eşleniğinin çarpımının ne olduğunu biliyorum. M artı M'i ile M eksi M'i bunların çarpımı olduğunu biliyorum. Çarparsam da ne gelir? M kare artı M kare gelir değil mi? Peki m kare ile m karenin çarpımı neymiş? 32'ymiş. O halde 2 m kare eşittir 32 ise her iki tarafı 2'ye böldüm. m kare 16 geldi. M'nin alabileceği değerler eksi 4 ve artı 4'tür. Benden ne istenmiş? Pozitif farkı. Pozitif farkı istendiğine göre büyükten küçüğü çıkaracağım. 4'ten eksi 4'ü çıkarırsak cevabı buluruz 8. Negatif farkı istenseydi eksi 4'ten 4'ü çıkarırdım. O zaman da eksi 8'i bulurdum. Benden ne istenmişti? Pozitif fark. O halde doğru cevap 8 olacaktı gençler. Devam ediyorum 55. soruyla Samsun daha geçen gün ziyaret ettik Samsun'u fuarda. Z eşittir 2 artı 3'i karmaşık sayısının çarpma işlemine göre tersinin imajiner kısmı. Şimdi bir sayının çarpma işlemine göre tersi demek onu şu şekilde neyle çarparsam onun e, etkisiz elemanına eşit olur diye düşünerekten 1 bölü Z'dir diyoruz. 1 bölü Z'de tabii ki 1 bölü 2 artı 3 iyiydi. Ve ben paydada ne olmasını istemiyordum? İyili bir sayı olmasını istemiyordum. Dolayısıyla bu e, paydadaki 2 artı 3'ün eşleniyle çarpmam gerekiyordu burayı. 2 eksi 3'ü yapar yukarısı. Alt kısımda da 2'nin karesi artı 3'ün karesi. 2'nin karesi artı 3'ün karesi var. Üst taraf 2 eksi 3'ü zaten. Alt tarafta 2'nin karesi artı 3'ün karesinden 13 gelir. Bizden ne istenmişti? Çarpma işlemine göre tersinin imajiner kısmı yani şunun imajiner kısmı istenmişti. Bunun imajiner kısmı 3 bölü 13'tür. Eksi 3 bölü 13'tür. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar imajiner 1 bölü z eşittir. Eksi 3 bölü 13'tür diyebiliriz. Real kısmı sorulmuş olsaydı da 2 bölü 13'tür diyecektik sevgili arkadaşlarım. Ve artık son 3 sorumuz. 56. örnekteyim. 56'da i karenin eksi 1'e eşit olduğu bize verilmiş. i kare artı 4 çarpı 4 eksi i küp artı 5 i soruluyor. Şimdi hemen bakalım. i kare neydi? Eksi 1'di. Eksi 1 artı 4 var ki burası o zaman bize 3'ü verir. Çarpı 4 eksi i'nin küpü var ki i küp neydi? Eksi i idi. Eksi eksi i bize artı i'yi verir. Yani 4 artı i olur. Artı bir de 5 i'miz var. Buradaki 3'ü içeri dağıtacak olursam 3 kere 4 12, 3 kere i 3 i ve son olarak bir 5 i'miz var. Bunları da toplarsam toparlarsam 12 artı 8 i gelir. Bu da bana cevabı verir sevgili gençler. 57. örneğe doğru geçelim mi geçelim. 57. X veya reel sayı. I kare neydi? 1. Eksi 1 artı 1 yapar. Yazalım. 9 i artı 1 artı x kare. Karşı tarafta da 15 i artı y'nin karesi artı 25 ve eksi parantezinde x artı y i olduğunu görüyoruz. Şimdi sol tarafta i'siz kısım yani 1 artı x kare reel kısım sağ tarafta y kare artı 25 olduğunu görüyoruz bu i'si olmayan kısmın. Dolayısıyla 1 artı x kare dediğim eşittir y'nin karesi artı 25'e eşittir y kareyi sol tarafa artı 1'i sağ tarafa gönderecek olursak eğer biz böylelikle x kare eksi y'nin karesinin de 25 eksi 1'den 24 olması gerektiğini görebiliriz. Şimdi bu cepte dursun. Tamam bu cebimizde. Şimdi neye bakıyoruz? İmajiner kısımlara. Burada imajiner kısmımız ne var? 9 var ve 15. Ee, sol tarafta 9 var. O halde direkt 9 diyeceğim. 9 eşittir diyorum. Sağ tarafta ne var? 15 var ve eksi x eksi y var. O halde 15 eksi parantezinde x artı y dedim. Şuradaki eksi parantezinde x artı y'yi alıp sağ, sol tarafa 9'u da alıp sağ tarafa gönderecek olursam x artı y eşittir 15'ten 9 çıktı 6 kaldı derim. Şimdi ben x kare eksi y karenin 24 olması gerektiğini bulmuştum. Burada x eksi y Çarpı x artı y biçiminde burası 2 kare farkıyla açılabilir ve 24'tü. Aynı zamanda gençler x artı y'nin 6 olduğunu bulmuştuk. Peki ben bu 6'yı neyle çarparsam 24 yapar? Tabii ki 4'te. O halde arkadaşlar birazcık aşağı indim. Ben x eksi y'nin artık 4 olması gerektiğini biliyorum. x artı y'nin de tabii ki artık 6 olduğunu biliyoruz. Taraf tarafa toplarsak eğer burada eksi y ve artı y birbirini götürür. 2 x kalır. 2 x eşittir 10 ise Tabii ki x kaçtır? 5'tir. Bu bulduğumuz x'i şurada yerine yazarsam 5'ten kaç çıkarsa 4 kalır? 1. Yani x 5'miş, y de kaçmış? 1'miş. Bizden ne isteniyor? x kere y yani 5 kere 1 isteniyor. O halde doğru cevabımız tabii ki de 5'in ta kendisidir. Ve son sorumuza geçelim mi? 58. sorumuz. 58. soruda bir nota yazmanızı istiyorum sizin. Notu şuraya ekleyebiliriz. Not. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım 1 artı i özel olarak bir not yani bu ezberlemenize lüzum yok ve 1 eksi i bunların karesine bakacağım. Şimdi ben 1 artı i'nin eğer ki karesini almak istersen birincinin karesi artı ile ikincinin çarpımını iki katı artı ikincinin karesi diyeceğim ve 1 eksi i'nin karesini almak istersen bu da bana 1 eksi 2 i artı i'nin karesini vermiş olacak. Bak burada i kare eksi 1 de artı 1 ile gider. i kare eksi 1 de artı 1 ile gider. Ve böylelikle 1 artı i'nin karesi 2 i'yi ve 1 eksi i'nin karesi eksi 2 i'yi verir. Yani ben bundan sonra 1 artı i'nin karesi gördüğüm yere 2 i ve 1 eksi i'nin karesi gördüğüm yere de eksi 2 i'yi yerleştirebilirim. Tamam. Şimdi buna göre şu sorumuza bir bakalım. İki türlü çözülebilir bu soru. İki türlü nasıl çözülür? Ee, birinci yöntem diyelim. Birinci yöntem şöyle çözelim. Az önce öğrendiğimiz nota göre çözelim. 1 artı i'nin ben bunun dördüncü kuvveti çarpı 1 artı i biçiminde burayı ayırabilirim. Bak beşinci kuvveti çarpı 1 eksi i'nin karesinin hop kübüdür derim altıncı kuvvetine de. Şu 1 artı i'nin dördüncü kuvveti demek de şurayı sileyim. Karesinin karesi demektir. 1 artı i'nin karesi az önce öğrenmiştik 2 i'ydi. İşte bunun karesi çarpı 1 artı i'miz var. Bu burada kalsın. Ve burası da eksi 2 i'nin kübü oldu. 2'nin karesi 4. i kare eksi 1 de eksi 4 oldu. Çarpı 1 artı i dedim. Eksi 2'nin küpü eksi 8'di. i küp de eksi i'ydi. Eksi eksi artı oldu. Bunlar birbirini götürdü. Eksi 4 kere 8 eksi 32. Eksi 32 i geldi bak burası. Eksi 32 i. Parantezinde 1 artı i mi oldu? Evet. İçeri dağıtırsam. Eksi 32 i. Eksi 32 çarpı i. Eksi 32 i kare. I kare neydi? Eksi 1'di. Dolayısıyla artı 32 olur deriz. İşte sevgili arkadaşlarım cevabımız buydu. Düzenlersek önce reel kısmı yazarsam. 32 eksi 32 i'dir diyebilirim cevabımıza. Şimdi bir de başka bir yoldan yapalım. İkinci bir yol. İkinci bir yol. 1 artı i'nin 5. kuvveti çarpı 1 eksi i'nin 5. kuvveti çarpı 1 eksi i diye ayırayım bu sefer. Şunların ikisi de 5. kuvvet olduğu için ben 1 artı i ile 1 eksi i'nin çarpımının 5. kuvveti diyebilirim buraya. Çarpı 1 eksi i'miz var. 1 artı i ile 1 eksi i'nin çarpımı 2 kare farkı tarzıydı. 1'in karesi artı 1'in karesinden 2 gelir. 2 üzeri 5 yani 32 ile Neyi çarpacakmışım? 1 artı i'yi. 1 eksi i'yi özür dilerim. 1 eksi i. E çarparsam ne gelir? 32 eksi 32 i gelir. Tabii ki burada ikinci yöntem daha çok hoşunuza gitti. Çünkü daha kısa değil mi? İkinci yöntemle yapmanızı tabii ki tavsiye ederim. E, buradaki şu yöntemi de lütfen ama lütfen unutmayın sevgili gençler. Yani buradaki not bazı sorular için ölümcül bir not olabilir. Evet yaklaşık 42-43 dakikadır bir dersimiz oldu. Hakkınızı helal edin hakkınıza girdiysem ee, Güzel de bir ders oldu bence. Karmaşık sayıları bu şekilde 3 sayfada derleyip toparlamış olduk. Karmaşık sayının ne olduğu hakkında da sana bol miktarda bilgi verdiğimi açıkçası düşünüyorum. Ee, bunları bilirsek ancak matematikte belli bir yerlere geliriz. Yoksa geri kalan her şey ezber olur. Ben ezber yapmanızı asla ama asla istemiyorum. Hani... Matematik bir ezber dersi dersi değil ama bazı şeyler anlatılırken de hep der ki bu niye bu o formül? E bu niye o da formül çünkü o o formül olduğu için öyle. Hocam ne, ne neden ne neden ama yani hani neden? Ya ben bunun sebebini sordum neden? O formül formül karıştırma tamam formül formülü yaz çıksın karıştırma yani nedenini sorgulama çünkü nedenini çoğu büyük ihtimal o da bilmiyor tamam? Ama sen ya sonuç olarak ben bütün formüllerin nereden geldiğini biliyorum diye bir iddiam yok. Ama bunu araştırmıyorsam da bu benim suçum. Öğrencilere eğer ki biz bunları formül olarak aşılamaya kalkarsak ve matematik gibi derya deniz bir şeyi ufacık formüllere sığdırmaya çalışırsak bu bizim için inanılmaz ölümcül bir hata olur. Sonra da hayıflanırız. Deriz ki lan arkadaş 40 tane sorudan çocukların matematik ortalaması 5 çıkmış. Niye acaba? Neden acaba? Bir düşün bakalım. %12,5 başarı neden acaba? Hadi bir düşün. Yani demek ki bu çocuklara 100 soru sorsak 12 tanesini doğru cevaplayacaklar. 12,5 tane net çıkaracaklar. Bu ee, kimin başarısı mı diyelim? Yani 12,5 net de 3 net yapana göre başarılı değil mi? Yalnız ortalamasından bahsediyoruz ha. Ona da dikkat et. Yani ortalamayı 12.5'a yani hani 40 soruda 5'e çekiliyorsa ortalama demek ki 5 netin altında yapan derya deniz çocuk var. Yani bunu da bu şekilde düşünmek gerekiyor. 5 net ortalama deyip geçmeyelim. Bundan kaynaklı arkadaşlar biraz böyle biraz sorgulamamız gerekiyor. Sizin de yardımcı olmanız gerekiyor. Hadi tamam hocalar eyvallah. Ee, çok başarılı hocalar var. Gerçek anlamda ben hani kesinlikle şey yapmıyorum. Kimseyi kötülemiyorum. Çok başarılı hocalar var ama çok başarısız hocalar da var maalesef. Yani tamam ben öğretmenliğe ilk başladığım senelerde çok iyi hatırlıyorum. Böyle 30 tane soru sorardı çocuk bana. Etüt falan alırdı. 30 tane soru sorardı. 15 tanesinin fotoğrafını çekerdim ben. 15 tanesinin fotoğrafını çekerdim ya. Daha önce de bahsettim ben size. Kendime eve ödev götürürdüm ya. Derdim ki çocuğa ben derdim bunları sana akşam çözerim. Yarın anlatırım. Tamam mı güzel kardeşim? Tamam hocam derdi. Allah razı olsun onlar da yani şey yapmadılar. Hiçbir zaman aa bu hoca da böyle yaptı falan diye gülüp eğlenmediler yani. Ben yeni bir öğretmendim çünkü. Ve okulda öğrendiklerimizle e, lise müfredatını anlattıklarımız arasında dağlar kadar fark vardı. Ama tabii bu e, şey olmuyordu. Uğraşmak, çalışmak, dedinmek ben uğraşıyordum. Ertesi gün o çocuğa o soruların çözümünü mutlaka götürüyordum. Gerekirse evime otobüste gidip gelirken otobüste soru çözüyordum sorularımı. Otobüste evden gelirken sabahleyin otobüste uyuyabilirdim. Yani benim yolum bir buçuk saat sürüyordu. Oturduğum yerle çalıştığım yer arası bir buçuk saat sürüyordu. Ee, otobüste metroda falan da çözebilirdim. Uyuyabilirdim ama orada çözüyordum ben sorularımı. Ama o çocuğa o soruların çözümünü mutlaka anlatıyordum. Bak bir çocuktan da bahsetmiyorum. Bak, akşama kadar 10 tane çocuktan çocuk benden etüt alıyorsa ben 100-150 tane soru biriktiriyordum. Vallahi bak bildiğin YKS'ye çalışır gibi o zamanlar tabi ismi YGSLS'ydi. O bunlara çalışır gibi ben de çocuklara soru yetiştirmek için çalışıyordum. Ama sonra farklı oldu her şey tabi. Yani hani Tamam şu an çözemediğimiz soru var mıdır? Illaki vardır ama tabii o zaman çözemediğimiz sorularla aynı zorluk seviyesinde değildir sadece. Sadece diyorum ki olay soruyu çözüp çözememek değil, bir şeylerin neyin nereden geldiğini öğretebilmek aslında. Bunu öğretebildiğimiz takdirde çocukların matematik netlerinin yükseleceğini düşünüyorum. Soru çözmeyi öğrettiğimiz zaman değil. Yani bence siz de bu yaklaşımla bakın olaya. Tamam ben burada öğretmenlere seslenmiyorum, haddime değil. Ben sizlere sesleniyorum. Bir şeyleri sorgulayın. Sorgulayın. Bir şeylerin sonucunu araştırın. Tamam. Hocam kısacık zaman dilimi. Evet kısacık zaman diliminde. Bunları yapın arkadaşlar. Aslında günü düşündüğünüz zaman 24 saatlik bir dilimi düşündüğünüz zaman ve geçirdiğiniz boş vakitleri düşündüğünüzde ne kadar çok boş vakit geçirdiğinizi anlayacaksınız o zaman. Tamam. Sadece birazcık sorgulayın ve matematik için konuşuyorum. Bu işi severek yapmak istiyorsanız e, ki hani önünüzde daha uzunca bir zaman dilimi var. Bu işi severek yapmak istiyorsanız yani matematik çalışırken artık böyle gına gelmesini istemiyorsanız, matematik çözerken artık böyle yılgınlık hissiyatı gelsin istemiyorsanız, bunları sorguladığınız takdirde seveceksiniz arkadaşlar. Sevin bunları. Tamam. Evet. Sonraki videomuzda görüşeceğiz. Tabii sonraki videolarda ne yapacağız? Şimdi ben senin ödevini vereyim. Bak burada small, medium ve large testler var. Bu small, medium ve large testleri çözüyorsun. Tamam? Ee, bir tane soru için hatta bir uyarı niteliğinde bir şey yapacaktım ben sana. Ha, şu medium testin 9. sorusunda şu paydadaki Z var ya, o Z'nin eşleniği olacak. Tamam? Şurası Z'nin eşleniği olacak. Ona dikkat ediyorsun sadece. Ee, geri kalanında bir hata yok diye hatırlıyorum. Böylelikle ikinci dereceden denklemlerin sonuna da gelmiş olduk. Artık görevimiz ikinci dereceden eşitsizlikler. O videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Tabii ki bol bol matematik çalışın bir yandan. Abone olun, videoyu da beğenin. Bu da beni motive ediyor açıkçası. Tamam? Hadi bakalım. Eyvallah.